Serhat Demir, Abdurrahman Yılmaz. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı pazartesi günü saat 14'e Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığı'nda yapılacak. Toplantı gündeminde 68 madde yer alıyor. Oylar kullanıldıysa zarfları toplayalım. Alanya için en çok dikkat çeken madde ise Damlataş Eğlence Merkezi ile polis lojmanlarının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmek istenmesi. Toplantıda Alanya'ya ilişkin 8 madde meclis üyelerinin oylarına sunulacak. Seçim sürecinde sık sık tartışma konusu olan DEMAŞ'ın olduğu alanın ticaret ve turizm alanına dönüştürülme talebi hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu Büyükşehir Meclisi'nde oylanacak. Eğlence merkezinin bitişiğinde bulunan Emniyet Müdürlüğü lojman binasının da resmi kurum alanından ticaret turizm alanına dönüştürülmesi teklifi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na gönderilmesi oynanacak. Dilekleri bütün grup sözcüleri ve bütün meclis arkadaşlarımız paylaşıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Posta TV canlı yayınında Demaş'a ilişkin yaptığı açıklamada belediyenin ticari yönünü de düşünmem lazım dedi. Belediyenin ticari faaliyetini yani gelirini de arttırmak gerektiğini düşünüyoruz günün şartlarında. Biliyorsunuz belediyecilikte de, insanlar kurumsallarda da, vatandaşların ekonomileri ne kadar güçlüyse o kadar daha rahatlar. Biz de ekonomimiz belediye olarak ne kadar güçlüysek o kadar hizmet etme olanağımız olacak. Alanya Belediyesi'ne gelir getirebilmek için 4-5 noktada hamle yapılsa Alanya Belediyesi'nin bütçesinin yarısı kadar gelir gelir Alanya'ya. Bunu ne ben ne benim ekibim ne de arkadaşlarım. ...bunu götürüp gitmeyecek. Bunlar bu Alanya Belediyesi'nin... ...öz varlıkları olarak arayacak. Bize güvenmelerini istiyoruz. Beraber projeleri... ...beraber yapmanızı istiyoruz. Ve o projelerden neyin ne kere harcandığını, ekonomisinin bütçesinde... birçok bütçe komisyonlarımızda her partiden... ...üyemiz var. Aldık. Ben şunu da yapabilirdim. Belediye başkanı inisiyatifleri... ...komisyonlar üç kişilik ve beş kişiliktir... ...ilçe belediyesinde... Ben üç kişi de yapabilirdim. Sadece kendi grubumdan komisyonu kurar, geçerdim. Ama ne yaptım? Her partinin siyasi temsilcileri komisyonlarda görev alsın diye beş yaptım. Evet. Hepsinden de. Biz bu kadar mı ince düşünüyoruz ve düşüneceğiz de? Şeffaflık bizim genel prensibimiz. Bunu açıklık sözlü ifade. Evet. Adem Murat Yücel ve yönetimi bundan önceki dönemde kırkın üzerinde. Tek tapu parsel aldı. E, hepsinde taksitlerini ne bir nevi ödedi. Bu belediye kazandırdı. Tek tapu olarak bir tane daha mülkiye satmadı.